Ey gönül, bu fani dünyada kibirli olmanı gerektirecek hiçbir şey yok. O yüzden her zaman her şekilde alçak gönüllü davran. Kendini fazla abartma. Ne dağları yerinden oynatabilir, ne de gökten yağmur yağdırabilirsin. Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma. Büyüklük kompleksine kapılıp arkadaşlarını ezerek onları kendinden uzaklaştırma. Kibrine kapılıp hep daha fazlasını isteyerek de hayatı kendine zehir etme. Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu asla aklından çıkarma. Çünkü bu düzeni kuran yolundan gidilmesini ister. Her şeye hakim olmaya çalışarak hayatı yaşanmaz hale getirme. En zor zamanında bile asla ümitsizliğe kapılma. Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden daha kötü durumda olanlara bak ve haline binlerce kez şükret. Bir iyilik yaptığında karşılığını beklemeden yap. Yaptığın iyilikleri unut ve anlatarak onları kıymetsizleştirme. İyilik yapma arzusunu da herhangi bir şarta bağlama. Vermek, almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır. Bunu asla unutma. Tek başına mutlu olamayacağını bil. Çevrendeki insanların mutluluğu için gayret göster. Seni huzursuz edecek işlerden de uzak dur. İhtirasını törpüle. Hiçbir sırrın da sonsuza kadar baki kalacağını asla düşünme. Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş. Elinde olmayan durumlar için üzülmek yerine onu kabul et ve hayatını bu şekilde yaşa. Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç. Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle. Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Sözcüklerini iyi tart, sonra çok üzüleceğin cümleler, sözcükler, kelimeler kullanma. Çıkarcı olma, adil ol. Bencil davranarak kendini yalnızlaştırma, ayrıca tebrik etmen gerekiyorsa mutlaka tebrik et. Ön yargılarla hayatı kendine zehir etme. En sevdiğin şeyleri başkasıyla paylaşmanın keyfine var. Hayatının vazgeçilmezleri olsun ama asla onları küçük çıkarların için feda etme. Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol. Peygamber Efendimizin peygamber olmadan önce el emin olduğunu aklından çıkarma. Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını asla unutma. Gücünü ve kalemini insanların yararına kullan. İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu, hayatı güzelleştirdiğini ve onlar olmadan tek başına asla yaşanamayacağını sürekli hatırında tut. Bildiklerinle açıklayamayacağın şeyler senin hayatının kabusu olmasın. Bilmediklerinle ilgili gelen haberlere de hemen inanma, mutlaka iki kere araştır. Merhametli olmaktan asla vazgeçme. Yüreğinde merhamet olmayanın akıbetinde cennet olmayacağı düşüncesini hayatının merkezi yap. Sakın anne ve babana öf bile deme. Seni sevenleri de ihmal etme. Kendini sürekli övmekten vazgeç. Vazgeçilmez olmadığını kabul et. Heveslerini de kendine ilah edinme. Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme. Sözünde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma. İnanma duygunu da diri tut. Karar verirken vicdanının sesini duymazlıktan gelme. Kendini hep daha iyiye, en iyiye ulaşmak zorunda olduğun fikrine koşullama. Hedeflerini belirle, başarı için mücadele et, başardıklarının da keyfini çıkar. Bir iş bitmeden de diğer iş için acele etme. Ey gönül, aşkı bilmeyende şiir bulunmaz, insan olmayanda şuur bulunmaz, dervişin dilinde küfür bulunmaz, kitap okumayanda kültür bulunmaz, yaratılanı sevmeyende huzur bulunmaz. Sadece mideni değil, aklını da, yüreğini de, ruhunu da iyi amelle, iyi eylemle, güzel işlerle, faydalı işlerle besle. Rabbim seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm nasip etsin. En sonunda da cennetinde Hazreti Peygamberimize komşu olanlardan ve cemalini görenlerden eylesin. Hadi şimdi bu anlattıklarımı baştan tekrar dinle. Eğer yanlış yaptığın bir şey varsa lütfen onu düzelt. Ama doğru yaptığın bir şey varsa onu arttır
çeşitlendir, daha mükemmelini yap. Çünkü sen Allah'ın yarattığı en muhteşem mucizesin.